partili cumhurbaşkanlığı sisteminden de bahsetmek istiyorum. İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı Muğla Milletvekili Metin Ergun, ülkenin son 4 yılının partili cumhurbaşkanlığı sistemiyle heba edildiğini ifade etti. Ülkemizin son 4 yılını heba eden partili cumhurbaşkanlığı sisteminden de bahsetmek istiyorum. Bildiğiniz üzere bu sistemde bütün kamusal yetkiler tek bir şahsın elinde toplanmıştır. Demokrasinin özü olan güçler ayrılığı yok edilmiştir. 2017 referandumuyla kabul edilen 24 Haziran 2018 seçimiyle birlikte uygulanmaya başlanan bu sistemde Türkiye'de siyasi sistemin denge ve denetim fonksiyonundan eser kalmamıştır. Uygulanan yanlış politikalarla hatalı kararları önleme imkanının da ortadan kaldırıldığına dikkat çeken Ergun, mevcut sisteme tam bir kuralsızlık ve kurumsuzluğun hakim olduğunu söyledi. Uygulanan yanlış politikaları ve hatalı kararları önleme imkanı da ortadan kalkmıştır. Denetlenemeyen bir yapıya dönüşmüştür. Yani mevcut sisteme tam bir kuralsızlık ve kurumsuzluk hakimdir. O yüzden bu sistemin adına kurumsuzluk ve kuralsızlık sistemi demek daha doğru olacaktır. Halbuki modern devlet kurallara ve kurumlara göre işleyen bir devlet demektir. 2018'de yürürlüğe giren partili cumhurbaşkanlığı sistemi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin modern devlet olma niteliklerini zedelemeye başlamıştır. Ergun, partili cumhurbaşkanlığı sistemiyle birlikte hukukun tamamen iktidarın kontrolüne geçtiğini ve siyasallaştırıldığını kaydetti. Ne yazık ki bu dönemde kurumların sadece yetki ve iradeleri değil, aynı zamanda kurumsal kültürleri de yok edilmiştir. Muhterem basın mensupları, partili cumhurbaşkanlığı sistemiyle birlikte hukuk, başta hukuk, siyasallaşmaya başlamıştır. Bu durum sadece Türkiye'deki verilerde görülen bir olgu da değildir. Uluslararası kurumların bütün dünya ülkelerini mukayese ettiği raporlar ve bu raporların neticesinde ortaya çıkan veriler de mevcut durumu, yani Türkiye'de hukukun siyasallaştığını teyit etmektedir. Dünya Adalet Projesi isimli kuruluşun hukukun üstünlüğü endeksinde Türkiye'nin son 4 yılda 16 sıra gerileyerek 139 ülke arasında 117. sıraya düştüğünü anlatan Metin Ergun, yine aynı kuruluşun hükümetin yetkililerinin hukukla sınırlandırılması endeksinde ise 2018'de 111. sırada yer alan Türkiye'nin 2021'de 134. sıraya gerilediğini vurguladı. Dünya Adalet Projesi isimli kuruluşun hukukun üstünlüğü endeksinde Türkiye son 4 yılda 16 sıra gerileyerek 139 ülke arasında 117. sıraya düşmüştür. Yani aynı kuruluşun yine hükümetin yetkililerinin hukukla sınırlandırılması endeksinde ise 2018 yılında kötü bir sonuç, 111. sırada olan Türkiye 2021'de 134. sıraya gerilemiştir. Yine 23 sıra birden gerilemiş durumdadır. İktidarın ne sebep olduğu krizleri anlayabildiğini ne de çözüm üretebildiğini belirten Metin Ergun, partili cumhurbaşkanlığı sisteminin maliyeti her geçen gün artmaktadır dedi. Türkiye düşüyor. Yani her yıl 6 basamak birden düşüyor. Her yıl demek ki 6 ülke bizim önümüze geçiyor. Türkiye gittikçe artık yolsuzluk algısında şampiyonluğa doğru giden bir ülke haline gelmiş durumda. Ülkemizin ekonomisi pansuman tedbirlerle yaşatılmaya çalışılan bir hasta durumundadır şu anda. Bu haliyle Türkiye
dünyanın en kötü yönetilen ekonomileri liginde üst sıralardadır. Türkiye'nin borçları ve iktisadi riskleri her geçen gün artarken Türk lirası son 4 yılda dünyada en fazla değer kaybeden para birimlerinden birisi haline gelmiştir.